Milimetre dalga bandında geliştirilen askeri radar sistemleri, keşif gözetleme, atış kontrol ve izleme radarı, füze arayıcı başlığı ve yakın koruma silah sistemi sensörü olarak kullanılmaktadır. Atış kontrol radarı olarak kullanılan sistemlerden en önemlisi, Apache helikopteri için geliştirilmiş olan Longbow radarıdır. Saha testlerinde silah sistemleriyle entegre edilen Longbow radarının platformun saldırı gücünü 4 kat, beka gücünü 7 kat artırdığı belirlenmiştir. Milimetre dalga bandı 30 GHz ile 300 GHz aralığında radyo dalgalarının kullanıldığı en yüksek frekans bandıdır. Bu frekanslar arasında dalga boyu 10 mm ile 1 mm arasında değişmektedir. Metexan tarafından mühendislik prototipi olarak geliştirilen Mildar'da milimetre dalga bandında 35 GHz frekansında çalışmaktadır. Milimetre dalgada çalışmanın en önemli avantajı küçük hacim, düşük güç gereksinimi ve düşük ağırlıktır. Bu frekanslarda geliştirilen cihazlar kompakt olarak tasarlanabilmekte ve bu tasarımlar yüksek mobilite sağlamaktadır. Ayrıca milimetre dalga radarların düşük algılanma olasılıkları askeri sistemlerdeki en önemli özellik olarak ön plana çıkmaktadır. Yine önemli bir avantaj olarak yüksek çözünürlüğün elde edilebilir olması gösterilebilir. Bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda milimetre dalga bandında çalışan bir radar, düşük faydalı yük taşıyabilen insansız hava araçlarında, yine silahlar başta olmak üzere birçok sistem taşıdığı için ağırlığın önemli olduğu saldırı helikopterlerinde başarıyla kullanılabilmektedir. Bu noktada milimetre dalga radarların diğer radarlarında olduğu gibi elektro-optik sistemleri tamamlayan veya zaman zaman kullanım amacına göre alternatif olabilen özelliklerini vurgulamakta fayda vardır. Elektro-optik sistemlerin yetersiz kaldığı ortam koşullarında radar, geniş bir alanda hızlı ve etkin otomatik arama yaparak hedefleri tespit ve takip edebilmekte ve hedef bilgilerini silah sistemine aktararak bu koşullarda bile hedefin imha edilmesini sağlayabilmektedir. Elektro-optik sistemlerle birlikte kullanımlarındaysa hızlı bir şekilde elde edilen hedef bilgilerini elektro-optik sisteme aktararak tepki zamanını kısaltmaktadır. Türkiye'de milimetre dalga bandında radar geliştirme çalışmaları, TÜBİTAK tarafından desteklenen Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Metexan ve Bilkent Üniversitesi arasında imzalanan Kara Hedef Angajmanı için milimetrik dalda radar teknikleri geliştirilmesi projesi ile 2007 yılında başlatılmıştır. Geliştirilen mühendislik prototipinin tasarımı ve üretimi süreci önemli teknolojik kazanımlar sağlamıştır. Prototipin üstün seviyede bir uyum içerisinde tümüyle milli olarak geliştirilen donanımı ve özgün sayısal sinyal işleme yöntemleri başarılı sonuçlar vermiştir. Özellikle çok büyük tasarım ve üretim güçlükleri içeren anten alt sistemi geliştirilmiş ve üretilmiştir. Malzemeye gömülü dalga kılavuzu teknolojisi kullanılarak geliştirilen radar anteni ile 10. teknoloji ödülü Metexan'ın olmuştur. Mildar projesinin başarıyla tamamlanması sonrasında Savunma Sanayi Müsteşarlığımız bu alandaki teknolojik kazanımları ürüne dönüştürmek amacıyla hava platformları için milimetre dalga radarı geliştirilmesi projesini 28 Haziran 2013'te Metexan'la imzalanan sözleşmeyle başlatmıştır. Proje kapsamında taarruz helikopterlerinde kullanılacak atış kontrol radarı helikopter Mildar, İnsansız hava araçlarının iniş kalkış sistemlerine hassas konum bilgisi sağlayacak radar ve yine insansız hava araçları için düşük ağırlıkta atış kontrol ve SAR fonksiyonuyla kullanılabilecek İHA Mildar'ın geliştirilmesi hedeflenmiştir. Helikopter Mildar'ın özelliklerini sıralamak gerekirse, arama takip ve atış kontrol amaçlı olarak darbe Doppler tekniğiyle çalışacak olan radarda, hedef tespit takip fonksiyonuna ilave olarak arazi profili oluşturma fonksiyonu bulunacaktır. Radar aynı anda birçok hedefin takibini gerçekleştirebilecektir. Ayrıca görüş mesafesinin düştüğü havalarda ve zorlu arazi koşullarında pilota seyir sefer desteği amacıyla arazi yükseklik bilgisi verebilecektir.
antitank füzelerle entegre edilmesi durumunda füzelerin hedef tespit ve yönlendirilmesi amacıyla kullanılabilecek olan helikopter Mildar, çoklu hedef angajmanı imkanıyla taarruz helikopterlerinin saldırı ve beka gücünü artıracaktır. Otomatik iniş kalkış sistemi radarı ise İHA platformlarının otomatik iniş kalkış sisteminde sensör olarak kullanılacak radar sistemidir. Radar, tek darbe radarı olarak tasarlanacak ve otomatik iniş kalkış sistemine hassas 3 boyutlu konum bilgisi sağlayacaktır. Proje kapsamında ayrıca sistemin helikopter platformları için kullanım imkanı araştırılacaktır. Helikopter Mildar gibi hedef tespit takip fonksiyonuyla atış kontrol amacıyla kullanılabilecek olan İHA Mildar, SAR modunda sabit hedeflerin yüksek çözünürlüklü görüntülerini üretebilecek kabiliyette tasarlanacaktır. Keşif gözetleme amacıyla kullanılabilecek İHA Mildar, aynı zamanda taarruz görevi icra edecek silahlı İHA'larda angajman için hassas konum bilgisi sağlayabilecektir. Düşük ağırlık ve hacim avantajıyla faydalı yük kapasitesi sınırlı olan taktik İHA ve benzeri platformlarda kullanılabilecektir. Proje kapsamında geliştirilecek radarların T-129 Atak ve Anka gibi milli hava platformlarımıza değer katması amaçlanmaktadır. Yurt içinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmasının yanı sıra bu platformların yurt dışına ihracat potansiyeli de artacaktır. Meteksan'la TUSAŞ arasında imzalanacak sözleşmeler, geliştirilecek radarların TUSAŞ tarafından sağlanacak hava platformlarıyla test edilmesini kapsamaktadır. Helikopter Mildar testleri, T-129 Atak helikopteri ile otomatik iniş kalkış sistemi radarı testleri, Pelikan insansız hava aracıyla ve İHA Mildar'ın testleri, S-2E sabit kanatlı hava platformuyla gerçekleştirilecektir.